Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Nurdağ ilçesinde kurulan 25 yataklı, 10 konteyner ve çadır alanına sahip acil sağlık ve muayene hizmeti sunan Sahra Hastanesi, Alman bir firma tarafından Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Devre teslim işlemleri gerçekleştikten sonra hastane ilk doğuma ev sahipliği yaptı. Bir şey lazım, su getirir mi? Anahtarı ver mi? Ben Murat Bey'in ofisine alacağım. Bu ateşi var mı? Yok, ateşi var. Nasıl? Yok. Sağ olasın. Bekleyin nasıl kızlar? Tamam. Hasta gelsin sıradaki. Tamam. Gel kızım. Kullanmak, gelen olursa al, artı hiçbir şey yapma. İyi ki altında yok. O giderek azalacak. Tamam. Nurdağ ilçemizdeyiz. Depremden en çok etkilenen iki ilçemizden birisi. Sizlerin bildiği gibi Nurdağ ve İslahiye ilçelerimiz bu asrın felaketinde ciddi zarar gördü. Maalesef kayıplarımız oldu, yaralarımız oldu. Nurdağ ilçemize gelmiştik. İlk çalışmalarımıza burada başladık. Nurdağ ilçemizdeki hastanemiz ne yazık ki kullanılamaz durumdaydı. Acil olarak ilk başta UMKE ekiplerimizi yönlendirdik, çadırlarımızı kurduk ve burada sağlık hizmetine başladık. Bugün artık geldiğimiz noktada şu an içinde bulunduğumuz Sahra Hastanemizi kullanmaya başladık. Burası bize Bohringer firması tarafından yapıldı ve bağışlandı bakanlığımıza. Son 2-3 gündür de hizmete almış durumdayız. Bu 25 yataklı bir Sahra Hastanesi. İçerisinde 10 konteyner var, çadır alanlarımız var. Acil sağlık hizmeti verebiliyoruz, muayene hizmeti verebiliyoruz. 3 tane konteynerimize normal muayene hizmetlerini şu an için hizmet verebiliyoruz. Laboratuvar hizmetimiz var yine aynı şekilde bu hastane içerisinde. Beraberinde bir tane röntgen cihazımız var, orada hizmet verebiliyoruz. 25 yatakta gözlem alanlarımız var. Buralarda hastalarımıza hizmet verilebilir durumda. Bugün yaşadığımız güzel bir olayımız var. Bu hastanemizde ilk defa ilçemizde Sahra Hastanemizde bir doğum gerçekleşti. Bir Türk vatandaşımız doğum yaptı. Şu an annenin de bebeğin de durumu gayet iyi. Gözlemdeler. Akşama kadar izleyeceğiz. Herhangi bir sorun olmazsa kendilerini taburcu edeceğiz. Şu an iki gebemiz daha sırada bekliyor. Onlar da inşallah bugün ya gözleme alacağız ya da yarın sabah itibariyle hastanemizde davet edip doğumlarını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.